Merhaba herkese, ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte kardeşim odasından sesleniyorum. Kardeşim şu an yazlıkta ve onun odasında çekim yapmam için hiçbir neden yok. O yüzden şu an onun odasında çekim yapıyorum. Bugün sizlere yaz tatilinde sıkıntıdan patlamamanız için birkaç tane gençlik dizisi önereceğim. Gençlik dediğime bakmayın, çoğunlukla karakterlerin genç olduğu dizileri anlatacağım size. Bu dizilerden herhangi birini izliyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlarım çoğunlukla gençlik dizisi izlemiyor. Ve hani tartışmak çok isterim sizlerle. O yüzden aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda aşağı video fikirlerinizi de bırakmayı unutmayın. Ben çoğunlukla onlardan çekiyorum çünkü. O zaman başlayalım. Önereceğim ilk gençlik dizisi American Vandal diye bir dizi. American Vandal şöyle bir şeyi anlatıyor. En azından ilk sezonu diyeyim çünkü ikinci sezonu başka bir şey anlatıyor hani. İlk sezonu şöyle bir şey anlatıyor. Bir lisede bir olay oluyor. Bu olay şu: bütün öğretmenlerin arabalarına bir penis çiziliyor grafiti şeklinde. Ve kim yapmış olabilir, kim yapmış olabilir gibisinden konuşma geçiyor ve en sonunda bir öğrenci de karar kılıyorlar. Bu yapmıştır diyorlar. İki öğrenci de diyorlar ki bizce o yapmadı ve bunu kanıtlayacağız gibisinden böyle bir internet serisi çekiyorlar. Aslında onu izliyorsunuz. Ve çok 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 eğlenceli bir dizi. İkinci sezonu da bence çok eğlenceliydi. Ve hani sizi hem düşündürüyor hem gençlik dizisi. O yüzden iki sezonunu izleyin arkadaşlar, konuşalım. Çok eğlenceli bir dizi çünkü. Sonra ikinci önereceğim dizi de Society diye bir dizi. The Society şöyle bir şey anlatıyor. Bir grup liseli işte okul gezisine gidiyorlar. Okul annelerine babalarına görüşürüz diyorlar. Bay bay diyorlar. Sonra şoförler diyor ki bir şey oldu yolda, geri dönüyoruz diyorlar. Tamam diyor. Peki. Sonra geri dönüyorlar. Aynı şehirdeler, aynı kasabadalar. Ve bir bakıyorlar anneleri babaları yok. Hiçbir aile üyeleri yok. Kardeşleri yok, köpekleri yok. Hiçbir bokları yok. Tek başlarına kalıyorlar. Yeni bir toplum oluşturmaya çalışıyorlar. William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı var. Onun birazcık daha böyle modern yapımı gibi bir şey. Zaman geçirmek için iyi bir dizi. Sonra ikinci önereceğim dizi. İkinci önereceğim dizi demişim. Kafam daha ne kadar güzel olabilir inanamıyorum şu an. Scam diye bir dizi serisi aslında. 4 sezonu var ama bir sürü ülkede tekrardan yapılıyor. Yine aynı konular, yine aynı karakterler ama yine de aynı şekilde başka dillerde çekiliyor. Asıl orijinali Norveç yapımı olan. Hollanda var, Fransa var, Almanya var, İtalya var, Belçika var, Amerika var. Bu kadar galiba. Evet. Scam şöyle bir şeyi anlatıyor. Her sezon başka bir öğrenciye odaklanıyorlar. Gençlik olmanın zorluklarını ve herkesin kendi zorlukları var işte. Onları anlatıyor. Gençlik dizisi olarak gerçekten iyi bir dizi. Yani ikinci ve üçüncü sezonunda olan olaylar en azından. Bir gencin kesinlikle ve herhangi bir şekilde yaşayabileceği şeyler olduğu için gerçekten çok iyi anlatılıyor ve çok güzel bence, bilmiyorum. Sonra bir sonraki önereceğim. Gençlik dizisi Sex Education diye bir dizi. Bu dizinin de konusu annesi seks terapisti, cinsellikle alakalı işte eğitimler veren, danışmanlık yapan biri olan Otis'in arkadaşlarına da verdiği tavsiyeler üzerinden işte para alması ama aynı zamanda bir tane de kız var, işte Maeve diye bir kız var. Onunla beraber yapıyorlar bu işi. O ikisi beraber işte bunlardan para kazanmaya çalışıyorlar. Bunu anlatıyor film. Film ve bence gayet güzel bir dizi. Gayet güzel bir gençlik dizisi en azından. Dizisi aynı zamanda eğitici. Çünkü Türkiye'de böyle eğitimler vermiyoruz biliyorsunuz. O yüzden eğitici bir dizi. Sen bana Stranger Things'le alakalı bir şeyler attı, daha affedersiniz. Şu anda bütün her şeyi bırakıp buna cevap vermem lazım. Ve son önereceğim dizi de Elite. Nasıl şey yapılıyor bilmiyorum. İspanyol dizisi. 3 tane işçi sınıfının çocukları olan öğrenciler çok prestijli bir okula transfer oluyorlar. Çünkü okulları yanıyor. Yalnız bu pis edilinin de şey değil miydi? Okulları yandığı için Doğa Koleji'de geçmiyorlar mıydı onlar? Yemin ediyorum aynı senaryo yani, inanılmaz. Neyse işte 3 tane işçi sınıfı öğrencisi işte çok prestijli bir okula geçiyorlar. İşte bir tane sınıf arkadaşları var. Marina diye bir arkadaşları var. Biz zaman atlayışı yapıyoruz ve Marina'nın öldürüldüğünü görüyoruz. Kim öldürdü? Neden öldürdü? Bunun gibi soruları dizide işte cevaplamaya çalışıyorlar. Hem düşünüyorsunuz hem gençlik dizisi. Ve evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bunlardan herhangi birini izlemeye başlarsınız. Beğendiyseniz lütfen
beğen butonuna, beğenmediyseniz lütfen beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Evet, benden bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.